ve su tüketimine çözüm bulması gerekiyor. Uzmanlara göre bunun yolu hayvansal proteine alternatif üretmekten geçiyor. Gıda üretim anlayışı da bu sebepten değişmeye başladı bile. 2013 yılında Hollanda'da ilk kez bitki bazlı et üretildi. Burger köftesi olarak tüketilmeye başlandı. Fakat yapay etten yapılan burger satışları bekleneni karşılamadı. Ünlü fast food zincirlerinden biri geçtiğimiz günlerde üretimini durdurdu. Yapay et teknolojisiyle ilgili tüketicilerin ön yargıları ve sağlık açısından tamamen risksiz olduğunun daha ispatlanamamış olması, etik değerlerle ilgili endişelerin olması gibi yapay etin aslında gelecekteki durumu da belirsizliğini korumaktadır. Algler, mikroorganizmalar, böcekler, hayvansal proteine alternatif olabilecek besinlerden bazıları. Onlar da kısa süre içinde vegan formlarıyla raflarda yerini alabilir. Denizleri kullanarak alglerin geliştirmesine yönelik büyük politikalar var. Yani alglerin protein kaynağı olarak, şeker kaynağı olarak yine aynı zamanda renk maddeler üretiminde, gıda katkı maddeleri üretiminde kullanmasına yönelik politikalar var. Yine denizdeki ürünlerin işlenmesine yönelik önemli adımlar var. Denizdeki ürünlerin %50 atıkla neredeyse gidiyor. Bu atıkların değerlendirerek önemli protein kaynağını karşılamak üzerine ilerliyoruz. Mikroorganizmalardan üretilecek olan mikro proteinlerin aslında kısmen veya tamamen hayvansal kaynaklı proteinin yerini almasını beklemekteyiz. Böceklerin protein kaynağı olarak kullanılması şu anda pek çok bilimsel çalışmada aslında biz böceklerin protein kaynağı olarak kullanıldığını görmekteyiz. Fakat bunların da yavaş yavaş raflarımıza geldiğini de görmek çok uzak bir ihtimal değil. Üretimdeki değişiklik içerikle sınırlı kalmayacak. Bu durumun besinlerin formlarına da yansıması bekleniyor. Vitaminlerle hayat